sanatlar, tiyatro, sinema ve dizi oyunculuğu yapan Tamer Karadağlı sektörü nasıl değerlendiriyor? Hangi ünlü isimlerin seslerine hayat verdi? Oyunculukla ilgili gelecek planları neler? Oyuncu Tamer Karadağlı birazdan burası hafta sonunda. Tamer Karadağlı bizlerle birlikte neler konuşacağız, neler konuşacağız, neler biraz geçmişe de değineceğiz. Ama şu anda motosikletle mi geldin buraya? Yok, hayır, arabayla. Öyle mi? Evet. Çok bir motosikletçi stili gördüm seni. Yok işte, ben hep... Cowboy bootlar falan. O benim hep öyle. Hep cowboy çizmesi giyiyorum zaten. Benim de böyle. Stil bu. Evet, aynen. Stil bu. Hafif böyle kırlaşmış saçlar, güneş gözlükleri, cowboy. Güneş gözlüğü değil bu. Ne numaralı bu? Gözlük. Numaralı mı? Tabii tabii. Niye üstü koyu? Yo, şey, degrede. Hani ha, çok şey degrede yapmasın diye. Evet. O astigmat da var. Tabii. Oo, evet. Yok, onu öyle hava olsun diye takmıyorum. Görmüyorum. Bayağı kaç? 1.75. Ha, ama astigmat tabii, tabii. Önemli. Astigmat da var. Astigmat önemli. Orada astigmat bayağı kırıyor. Ve şimdi yakın gözlüğü de kullanmaya başladım. Hmm. Yani gözler gidik. Gözlük takmazsam böyle şey, şöyle bakıyorum sürekli. Ha. Millette böyle hani... Sonra da neden bu kadar sertsiniz? Karizma, evet, görmediğim için yani. Diyorlar. Ne yapsın, adam görmüyor. Lütfen sinirli, kızgın zannetmeyin. Sevgili Tamer Karadağlı'yı, gözlüğü olmadığı zaman sadece kaş yapımdan, kaş yapısından, kaş yapısından dolayı böyle sürekli sanki çatık kaşlı ve kızgın gibi görünüyor. Kızgınmış gibi, halbuki baldır. Evet. Yumuşacık bir insandır. Evet, öyleyim. Kesinlikle öyleyim. Gerçekten öyleyim. Nereden başlasak, nereden acaba dem vursak bilemiyorum. Amerika'dan başlayalım. Bir Amerika'da film çekmiştiniz, hatırlıyor musun? Evet. 2005 yılında da, Living and Dying. Living and Dying. Bayağı da Hollywood starları oynamıştı. Doğru. O filmde. Michael Madsen. Michael Madsen. Edward Furlong. Ve daha birkaç kişi daha vardı. 2005'te çektik. Çekiş o çekiş oldu. Yani benim de hep hayalimdi işte Amerika'da bir film çekeyim. Hayalimi gerçekleştirmiş oldum. Peki oradaki sektörel yaklaşım ve Türkiye'deki sektörel yaklaşım arasında o dönem itibariyle özellikle bir fark var mıydı? Var, tabii ki var. Türkiye'de sektör, Amerika'da endüstri. Hmm. Yani ikisi çok farklı şeyler bunların. Biz tabii ki her geçen gün daha ileriye doğru gidiyoruz. Teknik anlamda özellikle, yoksa insan kalitesi olarak bizim Amerikalılardan çok fazla çok aşağı kalır yanımız yok. Hani oyuncularımız, çok iyi oyuncularımız var, çok iyi yönetmenlerimiz var, ama teknik imkanlarımız ne yazık ki Hollywood onlar kadar değil. Senin zaten bir Amerika geçmişin vardı, yanlış mı, evet, hatırlıyorum? Doğru. Bir dönem Texas mıydı? Texas, New Jersey. 9 yaşında mı Türkiye'ye gelmiş? 9 yaşımda döndüm. Aile doğru. Neden Amerika'ya gitmiş? Ailem artık hani bir hava değişikliği olsun. Niye işte, o kadar uzak? Halamlar da oradaydı ve aile de orada olunca oraya gitmişler. Babam 74'te Kıbrıs çıkarması sırasında, vay, Türkiye savaşa giriyor, ben ülkeme geri dönüyorum. Herkes ne yapalım acaba derken savaşa biz geri dönmeye diye karar verdik. Hı. Ve geri döndük. Sonra lisede tekrar gittim. Sonra zaten sürekli gidip gelmeye başladım. Amerika'nın senin hayatındaki yeri ne? Yani Amerika'ya gittiğim zaman ben yabancı bir ülkeye gitmişim gibi hissetmiyorum. Öyle mi? Evet. Neresinde özellikle? Amerika'da şimdi dünya ya o kadar büyük ki bir eyalette bir eyaleti tutmuyor. Yaklaşık 30 eyalete falan gittiğim için yani birçok yerini zaten çok iyi biliyorum. Ankara'ya gitmişim gibi geliyor bana. Öyle mi? Evet. Bir sen de, kalk 12 saat uç, evet, in, vatanına gelmiş gibi hisset. Yani yabancı bir yere gitmişim gibi hissetmiyorum. Amerika'da kalmanın en güzel yönlerinden biri dönmesi. Hmm. Yani Türk Hava Yolları uçağına adımımı attığım anda böyle bir eve şimdi geldim diyorum. Yani o hakikaten başka bir his. Amerika'da nereyi seviyorsun en çok? Amerika'da sevdiğim birkaç yer var. Yani Texas'ı seviyorum.
Texas'ta Austin, Houston, San Dallas, Antonio. San Antonio. Dallas'ta film çektim zaten. Fort Worth, ondan sonra El Paso, Marfa. Marfa bundan 4 sene önceydi galiba. Batı Texas'ta, Güneybatı Texas'ta Marfa diye bir kasabaya gittik. Arzu, Zeyno, ben. Bu Devlerin Aşkı filmi vardır. Giants. James Dean, Elizabeth Taylor, Rock Hudson. Müthiş onun bir film. Çekildiği kasabaya gittik ve James Dean'in odasında kaldım. Otel Paisano diye bir böyle tarihi değeri olan bir otel. Çünkü yıllar önce James Dean'i Giant filminde ben seslendirmiştim. Benim için de çok özel bir anıydı o. Böyle hani Marfa, Texas. Kim gider ki Marfa, Texas'a? Marfa'yı ben hiç duymadım bile İşte yani. Birçok insan. Amerikalıların çoğu da duymamış. Texas'ı, San Antonio'yu falan hepsini biliyoruz da Marfa. Kızım zaten Houston'da doğdu. Hani orayla da böyle bir duygusal bir bağımız var. Ama dediğim gibi en güzel tarafı Amerika'ya gitmenin dönüşü geri artık. Geri dönmesi, evet. Ülkeye dönmesi. Eskiden 1-1,5 ay kalıyordum. Şimdi 2 hafta kaldıktan sonra artık dönsek mi demeye başlıyorum. 2 hafta bile yeterli. Evet. Çocuklar Duymasın'a girmek istiyorum biraz. Çünkü Çocuklar Duymasın öyle bir serüven ki. Yani şu anda bitmiş olabilir ama bu önümüzdeki sene başlamayacak anlamına gelmiyor anladığım kadarıyla. Çünkü Çocuklar Duymasın'la birlikte büyüyen bir nesil var. Doğru, birkaç nesil var aslında. Birkaç nesil var. Türk televizyon tarihinin tekrarlarıyla birlikte en çok izlenen dizisi oldu. Bu tabii ki çok özel bir şey ve ben de çok mutluyum ama bundan sonra tekrar Çocuklar Duymasın olur mu? Benim için olmaz. Gerçekten mi? Evet, benim için artık kesin gitti. Mi? Artık, belli olmaz. Bu camiada kesin diye bir şey yok. Tabii ki kesin diye bir şey yok. Reddedemeyeceğim bir teklifle gelirlerse düşünebilirim. Ama onun dışında Çocuklar Duymasın macerası benim için bitti artık. Artık yeterli. Evet. Kaç sene canlandırdın? 17-18. Seneye geliyor şimdi ama arada 7-8 sene ara verdik biz ama tekrarları olduğu için sanki insanlar hiç ara vermemişiz gibi seyrettiler. Dolayısıyla sanki 18 senedir, 17-18 senedir sürüyormuş gibi. Aslında değil. Ne hatırlıyorum biliyor musun? Sizin o ilk yayınlandığınız kanalda Ali Kırca hepiniz oturmuşsunuz. Teker teker söz veriyor. Evet. Arenaya falan çıkmıştınız siz. Tabii. Öyle özellikle ilk yayınlandığı dönemde öyle bir fırtına kopardı ki ama böyle bir şey. O dönem kanal ismi söyleyebiliyor muyuz? Söyle. Biz TGRT'de başlamıştık. 13 bölüm TGRT'de yayınlandık. Sonra ATV'ye transfer olduk. ATV'ye geçtikten sonra hep birinci oldu zaten. Bir daha ikinci olmadı. Yani tekrarları da birinci oluyordu ve 35 rating alan bir dizi yoktu ki o zaman ve bu dizi bir salon, bir mutfakta geçiyor. Yani basit bir sitcom diye bakılan dizi ama 35 rating alıyordu. 73 share aldı. İnsanlar aile kavramını, ailenin nasıl birlikte kalacağını, çocukların tabii yanında kavga edilmemesi kesinlikle gerektiğini, tabii mutfakta kavga edilmesi gerektiğini vesaire. Bazen çok eleştirildik de o yüzden. Yani fazla didaktik, fazla mesaj veriyor dendiği zamanlar da oldu ama bu bence bu kadar izlenen bir dizide bir yerde aslında bir kamu görevi de üstleniyorsunuz. Çünkü 100 kişiden bir kişi çocuklarının yanında kavga etmemeyi orada görüp uygulayabiliyorsa bu çok büyük bir kazançtır. Aynen öyle. Bu arada neler neler atlattınız. Badireler, işte yani diziden bahsediyorum. Hmm. Ayrılma noktalarına gelmeler, ondan sonra tekrar barışmalar. Son bölümde ayrıldık, boşandık. Boşandınız tabii, mı son tabii bölümde? Son bölüm boşanarak mı bitti? Tabii. Olamaz, bu bitti. Bu böyle boşandılar, bitmez. Bittiler. Bitti. İkisi de kendi yollarına gitti. Gerçekten mi? Haluk ve Meltem boşandılar. Haluk eve geldi, şöyle baktı, hoşça kal dedi. Ve Allah Allah. Ya tabii. Acı. Eğer biraz daha sürseydi daha dramatik bir son olacaktı. Trafik kazası falan mı? Yok, hayır. Öyle dramatik değil. Ne olacaktı? Bilemeyiz artık. Ama siz biliyorsunuz. Ama sizin bilip de bizim bilmeyip de sizin bu. Ama çekmedik ki. Ama konuşuluyordu anladığım tabii kadarıyla. Tabii ki konuşuluyordu. Allah.
Haluk Bey'le şey Meltem o kadar iniş çıkış yaşadı ki tabii, şimdi tabii. Olabilir. Şimdi ben bunu takarım. Ben buradan çıkıp bir rolü arayacağım. Ne konuşuyordunuz tabii, diye. Tabii. Yemin ettik kimseye söylemeyeceğiz diye. Ha, bir kadar. Tek bir oğul ben bir de Pınar biliyor galiba. Ha, başka bir yemin ettik bir de ki söylemeyeceğiz diye. Keşke boşanmasalardı. Ama artık hani... O biraz dizinin uzamasından da kaynaklandı yani. Artık boşanmaları gerekiyordu ve çocuklar duymasın hani miadını tamamladı. Yıprattınız. Miadını tamamladı. Evet. Kabul ediyorum ama evet. Bundan bir iki sene sonra insanların özlemeyeceği anlamına gelmiyor. Bakalım. Hiç belli olmaz. Dediğim ama... gibi ben olmam herhalde. Ha, peki. Bakalım. Bakalım. Yine de... Bakalım. Kapıları açık bırakmakta fayda var. Peki ne yapıyorsun şimdi? Dinleniyorum. Full dinlenme. Tabii. Tiyatro? Tiyatro var. Heh. Yani Ekim'de oyunlarımız var. Program yeni yapılıyor. İkinin biri adlı bir tiyatro oyunu. Ray Cooney'nin. Volkan Severcan, Zeyno Günenç, ben, Sefa Zengin, Bora Severcan yönetiyor ve oynuyor. Esra Sönmezer... gibi. Çok keyifli, çok tatlı bir oyun. Çok tempolu. Yani her akşam kilo veriyoruz Volkan'la. O kadar. O kadar koşturuyoruz ki evet. Vaudeville gibi bir şey. Evet, Vaudeville. Yani tipik bir Ray Cooney. O kapı açıyor, o kapı kapanıyor, o giriyor, o çıkıyor. Böyle inanılmaz bir koşuşturma içinde ama çok keyifli. Yani izleyenler çok iyi vakit geçiriyor. Galiba, önemli olan da o. Davet ettik ve ağırlamıştık. Öyle mi? Hatırlıyorum. Olabilir. Ama senin bayağı bir Ankara gidiş gelişin var. Onun için bir türlü hafta sonu seni denk getiremiyorum. Çünkü benim kızım Ankara'da okuyor. Hmm. Ankara Devlet Konservatuvarı'nda piyano bölümünde ve ya her hafta iki haftada bir Ankara'ya gidip geliyorum. Çok özlüyorum çünkü Zeyno'yu. Yani her geçen gün daha çok özlüyorum. Zeyno büyüdükçe daha ya. Çok özlüyorum. Evet, 13 yaşında. Aa. 13 yaşında. Ne yapıyorsunuz baba kız? Vallahi ben hani Zeyno'yla olduğum için çok mutlu oluyorum. Zeyno da telefonuyla olduğu için çok mutlu oluyor. Bu bir klasik yani, dram tabii, biliyorsun değil mi? Tabii. Şunu söylüyorsun sen. Kızım bırak artık telefonunu bak. Senin için geldim diyorsun ve aa tabii. Baba bir dakika şuna sen da de bakayım bakıyorsun diyor. Telefonuna falan ha. Gibi böyle şeyler söylüyor ama telefon zombisin diyorum. Hayır diyor. Ya baba ne yapıyor ki telefonunda o kadar? Yani işte Instagram'da orada burada böyle yani çok aktif bir şekilde kullanıyor. Ben de böyle duruyorum. Uzaktan sevmek evet. Aşkların en güzeli diyerek. Zaten bir hafta boyunca göremiyorsun. Hafta sonu ya da iki haftada bir gidiyorsun tabii, kızını tabii. Görmeye. Şimdi biliyor musunuz değerli Burası Hafta Sonu izleyicileri? Tamer Karadağlı benim eski partnerim. Şöyle ki birlikte bir programda sunuculuk yaptık. Sen o zaman tabii yine çok popüler bir dönemindesin. Ve... sunucu değilsin elbette ki. Sen evet. Ünlü kontenjanı, ben sunucu kontenjanından bir araya evet. Geldik ve bir canlı yayın yaptık. Yayına girmeden hatırlattım, hatırlamıyordum. Doğru. Kendisi. Ama sen hatırlatınca çok iyi hatırladım. Çünkü ya bunun sebebi galiba insanın hani kendini çok rahat hissetmediği bir mecrada bir şey yaptığı zaman onu unutmak istiyor. Yani oyunculukla ilgili yaptığım bir diziyi unutacak değilim. Ama hani sunuculuk o benim işim olmadığı için hani dediğin gibi o belki ünlü kontenjanından girmiş. Ama çok başarılıydın. Şey. O zaman konuştuğumuzu hatırlıyorum. O kadar başarılı yaptın ki. Ya, çok başarılı bir insanım ben. Çok yani, inanılmaz muhteşem yani. Çok yani, yapacak bir şey yok. Böyle çekiniyorum mekiniyorum diye şey yapıyorum ama aslında onun alt metni yani aslında ne kadar başarılıydım. Senin onu yani? Söylemeni istediğim evet. için. Yani şey sen orta yaptın ben gol attım sen de ikinci gol atmış oldun öyle oldu. Hayır şundan evet, çok başarılıydın ederim. Diyorum. Sonrasında çünkü senin bu sunuculuk görevinle ilgili bir televizyon yazarı çiziktirmişti yazmıştı. İşte Tamer evet. Bunda da çok başarılıydı falan wow. Diye. Onu da yazmışım kafamı. Bende de fil hafızası olduğu için ondan başarılıydın diyorum. Yani işin uzmanı teşekkür da seni ederim. Başarılı olarak yo, nitelendirmiş. İşin uzmanları sizlersiniz. Yani biz konuk sanatçıyız orada.
Ben şeye çok inanıyorum. Herkesin kendi işini yapması gerektiğine çok inanıyorum. Yani bizim ülkemizde ne yazık ki şu anda o çok geçerli değil. Ama hep o örneği veriyorum. Biz Clint Eastwood'un hiç sunuculuk yaptığını gördük mü? Oscar'larda. Oscar'larda. Kısaca. Yani o hani iki dakika gelip hani her oyuncu. Ama o da oyuncuydu, yönetmen ama, oldu. Ama kendi işiyle ilgili. Peki. Durum. Senin hayatının anlatıldığı bir film. Benim hayatım anlatılmadı. Ne anlatıldı orada? O bir tane oyuncu olan bir adamın, adı Tamer Karadağlı olan. Hı hı. Kır saçlı bir adamın bir hikayesi ama benimle alakası yok. Yok mu? Yok, hayır. Hiç mi? Yok. Birazcık. Hayır, ortak yönleri var. Onun da eski karısının adı Arzu. Benim de eski karım Arzu. Hiç alakası yokmuş gerçekten. Kızının adı Zeyno. Benim kızımın adı da Zeyno. Ama Allah hani Allah, biz kendimizle dalga geçiyorduk. Evet, yani ama benimle alakası ama yok. Ama tatlıydı. Çok tatlıydı ama ben kendimle dalga geçer miyim? Hiç. O bir rol. Hani ben absürt komedi mi deniyor buna? Ne deniyor? Bilmiyorum ki. Biz bir rolde zaten kendimizle dalga geçerken çıktı bu fikir. Yani o, bir sürü şeyimizle aslında dalga geçiyoruz. O benimle dalga, ben onunla dalga geçiyorum. Ben kendimle dalga geçiyorum. İşte bir programa eğer hakikaten şimdi monitörde görünce gözlüklerim güneş gözlüğü gibi görünüyor. Ama değil. Değil. Konumuza dönecek olursak yani, dalga geçiyorsunuz birbirinizle. Bir programda mesela ben kendimi izlediğimde şey falan diyordum. Ya ne kadar kasmışım kendimi. Hani bir hallere dağlar böyle bir hani. Çok şeker. Ama o şeylerden işte o kendimizle dalga geçmelerden ortaya çıktı bu film. Hmm. Ve çok keyif aldık biz çekerken, çok güldük. Birol şimdi program yapıyor. Evet. Sunuculuk yapıyor. Evet. Az önce ne konuşuyorduk? Ama burası Türkiye. Türkiye'deyse tamamlıyorsun. Tabii ki. Türkiye'de adamcağıza böyle bir teklif geldi. Birol da çok severim yani, müthiş bir çok yetenek. Çok şekerli. Hem çok şeker hem çok yetenekli. Çok. Arada denk geldiğim zaman bakıyorum bayağı da başarılı. Vallahi kendi evet, programını yapıyor adam. Bir yandan yapımcılık yapıyor, yönetmenlik yapıyor, işte senaryo yazıyor. Ne o yapıyor, şeyle yapıyor, dolaşıyor de. Bir de. Ne o? Ha, bu şey hoverboard mu deniyor? Öyle bir şey. Onunla mı dolaşıyor? Evet, onunla dolaşıyor. Üstünde bile duramıyorum onun. Ben de mümkün değil. Ya ben onun üstüne çıkmadım bile daha. Yani biri o seviyor. Sen de motosikleti çok seviyorsun. Evet. Hız motosikleti mi yoksa böyle chopper mı? Chopper değil ki. Chopper sayılır, ismini hayır, söyleyemediğimiz için. Chopper hani her o gidonlara kendisi aslında chopper deniyor. Çap etmekten kaynaklı. Yani parçalı bir şekilde birleştirmekten. Aslında o parçaları kesip atmaktan gelmiş chopper. Peki. Çünkü eskiden 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'daki askerlere, gazilere bu ordu ellerindeki motosikletleri çok ucuz bir fiyata veriyor. Hı hı. Ülkelerine hizmet ettikleri için onda bir fiyatına falan veriyorlar ve kendi aralarında yarışmaya başlıyorlar. O zamanlar şimdiki gibi işte teknolojik şeyler yok. Daha hızlı gitmesi için ne yapsınlar? Parça atıyorlar. Hı. Onu kesiyorlar. Bunu çap ediyorlar. Onu eksiltiyorlar. Chopper adı oradan geliyor. Hı. Halbuki sen fat boy falan mı? Ne biliyorsun? Benim Electra Glide ya da Road Glide. Touring benim kullandığım Touring makineler. Tabii. Peki Route 66 yaptın mı? 66 yapmadım. Çünkü çok yakın bir arkadaşım var, Mehmet Mat diye. Onunla söz verdik ama bir türlü sözünü tutmuyor. Buradan da şikayet etmiş oldum onu. Şu Route 66'ın ne olduğunu da kısaca bir anlatmakta fayda var. Tabii. Nedir Route 66? Chicago'dan başlayıp Los Angeles'a kadar süren efsane 30'larda ve 40'lardaki o eski yol. Daha sonra 50'lerde Eisenhower işte bu highway'leri, otobanları yaptıktan sonra o yollar artık klasik yollar olarak ve çok kullanılmayan yollar olarak kalmış.
Ama motosikletçilerin efsanesidir. Evet, en güzel yollardan biridir. Ama Amerika'da işte Sturgis Bike Week, Daytona Bike Week, Laconia Bike Week hepsini yaptım. Peki Afrika falan oralara indin mi? Hayır, oralara gitmedim henüz. Hayır. Yunanistan? Tabii canım, Yunanistan'a bir ara her hafta sonu gidiyorduk. Öyle mi? Tabii. Yani motosikletle Yunanistan'a... ama. Tabii canım. Ha. Biz İtalya'ya kadar gidiyoruz. İtalya'ya kadar motosiklet. Tabii. Ben öyle tatlı su motorcusu değilim. Tabii korkmuyorsun da niye korkmuyorsun? Onu sormak daha faydalı. Bilmiyorum ki. Yani insanın mesleği dışında bir şeyi, bir hobisinin olması bence çok önemli. Ama çok tehlikeli bir hobi değil mi? Belki o yüzden seviyorum. O da olabilir. Yani. Peki tabii tahmin ediyorum ki hep kaskla kullanıyorsun ama tabii kasksız ki. Olduğun zaman da seni tanıyıp böyle... Kasksız kullanmıyorum ben hiç neredeyse. Kasksız hiç kasksız kullanmıyor musun? Yani çok gençken kullanıyordum. Bir de bundan 4 sene önce ben büyük bir kaza geçirdim. Ha. Takla attım motosikletle. İki bileğim kırıldı tabii. Yağda kaydım ve kıyafetim çok iyi olduğu için çok... korumalı kaskım, full kask olduğu için burnum bile kanamadı. Hani iki bileğim kırıldı belki ama onun dışında daha büyük bir hasar meydana gelmedi. Bunun için sordum işte korkmuyor musun diye. Çünkü Türkiye'de korkunç bir trafik yani, evet, anlayışı var. Ama Türkiye'de motosiklet kültürü değil, trafik kültürü çok aynen, fazla işte gelişmiş onun değil. Onun için diyorum. Doğru, Türkiye'de araba kullanmak da çok tehlikeli. Aynen. Ama hiç olmazsa ama... arabada bir... kapalı bir şeyin yani, içindesin, motosiklette açıksın. Ama işte hani çorbadan kıl çıktı diye bir daha çorba içmeyecek miyiz? Ha, gibi. İçeceğiz tabii ki. Mercimek aynı çorbası şekilde. Ise özellikle afiyet olsun. Değil mi? Yapacak bir şey yok. Ama ben yurt dışında daha çok biniyorum. Yani Türkiye içinde hani buradan bebeğe gideyim gibi motosiklete ben hiçbir zaman binmiyorum zaten. Yani İstanbul içinde çok dolaşmıyorum. Ya yurt dışına gidiyoruz ya uzun yollar yapıyoruz işte Alplere gidiyoruz gibi ya da Amerika'da uzun rutlar aslında yapıyoruz. Aslında keşke böyle bir belgesel falan çeksen. Bana çok söyleyen oldu. Çok çünkü yakışır. Gittiğim yerler işte koyduğum postlar falan çok ilgi çekiyordu. Çok söyleyen oldu. Bunu niye bir program haline getirmiyorsun diye. Ben Zeyno'yla öyle enteresan şeyler yapıyorum. Mesela geçen sene de tır kiraladım Amerika'da. Değişik. Tır şoförleri o kadar iyi para kazanıyor ki. Doğru. Müthiş para kazanıyorlar. Doğru. Ve seviyorlar yaptıkları ama işi. Ama yani her tır şoförü öyle para kazanmıyor. Uzun. Yok, uzun ve yani yıllar içinde artık hani o işin hani hangi rutlar daha iyi, nereler para kazandırıyor onlar da biliyor. Peki bir tane kask var. Zeyno ile birlikte bineceksiniz motosiklete. Binmek zorundasınız. Kim takar kaskı? Motosiklete binmeyiz. Binmek zorundasınız. Tabii ki Zeyno. Zeyno mu takacak? Tabii ki. Çünkü niye sordum bunu biliyor musun? Bazen böyle yolda giderken yanımdan işte son sürat motosikletliler geçiyor. Hı-hı. İşte öyle tahmin ediyorum ki arkasına almış sevdiceğini. Önde kendisi takmış kaskını, arkadaki kızda yok kask. Direkt ilişkinin bitiş sebebi. Bence de. Olacak iş değil bu yani. Bence öyle zaten binilmemesi lazım. Aynen yani, öyle. Birinde kask yoksa eğer kesinlikle binmemek gerekiyor. İnsanın yaşı ilerledikçe daha korkar hale geliyor. Yani ben de gençken kaskı koluma takıyordum. İşte şapka takıp öyle dolaşıyordum. Lastik ayakkabıyla biniyordum falan. Ama ustalaşmaya başladıkça, işi daha ciddiye almaya başladıkça ne kadar tehlikeli olduğunu ve bir saniyelik bir şey olduğunu fark ediyorsunuz ve o zaman daha çok korunmaya başlıyorsunuz. Hı hı. İşte full kask, kevlar pantolon, korumalı, işte dana derisi, deri montlar, işte eldivenler, botlar özel. Çünkü hani bir anlık bir hata çok ciddi sonuçlar doğurabilir. Bu sezon bir dizi, bir film yapma isteği, arzusu var mı? Var, bir film üzerinde çalışıyoruz zaten şu anda. Yine bir ama hayır. Ama hani sinema işinde biliyorsunuz motor demeden o iş oldu kabul edilmiyor. O yüzden şu anda henüz hazırlık aşamasında.
Bakalım inşallah olur. Peki günlük hayatınızda ne yapıyorsunuz? Mesela şimdi tiyatro yok, sezon başlamadı, dizi bitti. Tamer Karadağlı gününü nasıl geçiriyor? Çok sıkıcı bir şekilde geçiriyorum. Yani şimdi gerçekten şimdi söyleyeceğim böyle çok hani basma kalıp cümleler gibi gelecek ama hani kitap okuyorum. Ondan sonra dizi seyrediyorum. Dizi seyretmiyorum. Yani Türk dizileri çok uzun olduğu için öyle bir vaktim olamıyor. Onun için dijital mecra. Evet. Yabancı dizilere bakıyorum. Çok güzel onlar. 48 dakika. O hap gibi. Onun dışında işte arkadaşlarımla eğer görüşmem gerekiyorsa onlarla görüşüyorum. İş görüşmelerim oluyor bazen. Bu sinema filmi için toplantılar yapıyoruz. Ama daha çok dinleniyorum. Yani kitap okuyorum daha çok. Yani ben evi seviyorum. Yemek yapıyorum. Aa, süper. Gerçekten. Evet. O zaman yemeği reklamlardan sonraya bırakalım mı? Tamam peki bırakalım. Kısacık bir ara veriyoruz. Bu kısacık aranın ardından Tamer Karadağlı acaba evde neler yapıyor yemek olarak? Tarif de alırız belki. Belli mi olur? Kısacık bir reklam arasının ardından. Evet, Tamer Karadağlı ile sohbetimiz kaldığı yerden devam ediyor. Burası hafta sonunda tam diyorduk ki yemek. Tamer Karadağlı güzel yemek yapıyormuş. Bakayım. Neler yapıyorsun mesela? Canım ne isterse onu yapıyorum. Mesela canın lahmacun istedi. Aa, yok evde öyle bir hani fırın olmadığı için, taş fırın olmadığı yani için. Yani ama olur mu? Lahmacun onu sipariş ediyorum. Peki canın Çin yemeği istedi. Yapıyorum. Chicken tikka masala istedi. Hemen tarifine bakıp yaparım. Hint yemeği. Evet. Dram masala bulmak lazım onun için. Sushi istedi. Benim kız kardeşim Kanada'da yaşıyor 10 yıldır ve çok güzel yemek yapıyor. Onun da eli çok yatkın. Ve Kanada'dan Hint ve işte Çin yemeği şeyleri getirdi. Malzemeleri. Ve sürekli bir şeyler yapıyordu. Yazları buraya geliyor, bir ay kalıyor. Dram masala falan da getirmişti zaten. Çok şey getirdi. İşte bilmem ne balık bilmem ne sosu. Allah. Yani gibi böyle garip şeyler. En çok hangi mutfağı seversin? Türk. Ha, dolma falan, yaprak tabii, tabii, sarma. Tabii bayılırım. Patlıcan. İtalyan severim. İtalyan. Ondan sonra Sushi sever misin? Sushi yemekten sonra seviyorum. Nasıl yemekten sonra? Doymuyorum çünkü ben sushi'yi. Yani ancak yemekten sonra böyle hani sushi getirirlerse yiyorum. Kebap üstüne sushi diyorsun yani. Tabii en güzeli. Hatta sushi'yi böyle lahmacuna sarıp İçine yemek. İçine sarıp işte taş fırın erkeği görüyorsunuz. Şöhreti sormak istiyorum. Çok o kadar uzun zamandan 17 senedir şöhretsin. 17 senedir hatta belki daha fazla. Daha fazla. Ferhunde de tabii yani. Onunla 25... zaten patladı. Yani Ferhunde Hanımlarla birlikte böyle hani 3-5 kişi böyle yavaş yavaş tanınmaya başladım. Ama hani çocuklar duymasındaki gibi değil. Ferhunde Hanımlar zamanı şöyle tanınıyordum. Hani ya Ferhunde de oynayan hani çocuk. Küçük damat adı söyle adını. Şey ya hani tamam, adı hatırlanamayan tamam. Ama hani bilinen. Ama çocuklar duymasınla beraber tabii çok farklı bir yere geldi. Yani bu arada Ankara'da Ferhunde Hanımlar bittikten sonra ve çocuklar duymasına gelene kadar da 3-5 tane başka şeyler de oldu. Onlar bu patlar, bu acayip iyi olur falan dediğimiz işler o kadar sükse yapmadı. Çocuklar duymasında benim neredeyse en inanmadan girdiğim işte. Hani beklenmedik taş baş yarar derler ya tam öyle oldu aslında. Sonra müthiş bir şöhret evet. Ve o şöhret hala devam ediyor. Bir gün... Bilmiyorum ediyor mu? Ediyor canım etmez olur mu? Daha neler? Yani hayır ben şeye çok inanıyorum. Herkesin bir dönemi vardır. Yani bizim o çocuklar duymasının ilk zamanlarında çünkü olmayan bir şeyi biz yapmıştık.
O zaman böyle kapı pencere yıkıldı, doğru, ama bu iş bir bayrak yarışı. Yani o dönem bizim dönemimizdi. Tabii ki bizler unutulmadık. Hani yine tekrarlarıyla birkaç jenerasyon seyrediyor ama sonuçta hayat devam ediyor. Televizyon dünyası da yeni starlarını yaratıyor, çıkarıyor. Evet. Çok normal bir şey bu. Bir gün zaman geçerse ve şöhret biterse, çünkü bu bir ego işi. Hı hı. Ve egoyu çok okşayan bir iş. Tanınmak, sevilmek, hı hı, büyük paralar kazanmak, büyük alkışlar almak. Ama işte hani herkesin bir zamanı var dedin ya, bir gün o zaman biterse ve birden tek başına kaldığını hissedersen sektörel olarak, sektörde tek başına kaldığını hissedersen, bu sende böyle bir şey yaratır mı, dalgalanma? Yo demek kolay da acaba. Olursa... hani çok içten bir şekilde söylüyorum, çünkü dediğim gibi bu bir bayrak yarışı. Yani her dönem kendi starlarını çıkaracak. Aranmazsan, teklif gelmezse ne yapabilirim? Bir gün öyle olursa da öyle olur, yani yapacak bir şey yok ki. Bunun benim öyle bir yok mu? Hayır, öyle bir korkum yok benim. Yani ben bununla yaşamıyorum zaten. Ben şöhret olayım diye bu işi yapmadım ki. Ben oyunculuğu sevdiğim için, mesleği sevdiğim için bu işi yaptım. Hmm. Şöhret sonrasında geldi. Başarılı bir işler yaptığım için geldi. Şöhret tek başına bir meslek değildir. Yaptığınız iş mesleğiniz sizin. Eğer siz yaptığınız mesleği hakkını vererek yapmak için uğraşıyorsanız, o şöhreti getirir zaten. Başarınız şöhreti getirir. Evet. Yoksa hani şöhret olmak meslek değil ki, şöhret olmak. Ben bir meslek erbabıyım ama yani benim bir mesleğim var. Hani ben profesyonel bir oyuncuyum. Hani okulunu okudum bu işin, işte binlerce film seslendirdim, yüzlerce bölüm dizilerde oynadım, onlarca işte reklam çektim. Yani mesleğimin her kulvarında yer aldım. Dolayısıyla ben bir meslek erbabıyım. Hani bu dizi olmadı, hay Allah, işte seneye dizi de gelmedi, yapacak biri değilim ki. Tiyatro yaparım, seslendirme yaparım, oyun yönetirim, başka şeyler yaparım. Yani i̇şte bu yapmak noktada istemiyorsam da altının dolması, mesleğin altının dolması aslında elbette, bu tabii ki yeni yetenekler için o kadar önemli ki bu söylediklerin. Yani eskiden şeyi çok söylüyordum. Oyunculuk kimsenin tek elinde bir şey değil. Tabii ki hani oyunculuk yapmak isteyen herkes oyunculuk yapabilir. Ama aktör olmak başka bir şeydir. Benim kızımın piyanosu var evde. Ben de böyle bir şeyler tıngırdatıyorum orada. Ding dong ding falan diye. Bu benim piyanist olduğum anlamına gelmiyor. Oyunculuk da aynı şekilde. Yani ama bak dizi rating alıyor. Yani ölçü sadece rating almak değil ki. Yani bazen de bir şeyin iyi ve kötü olması da geçerli oluyor. Biz oyunculuk bu kadar basit ve ucuz bir şeyse biz diye yıllarca okuduk. Peki şuna ne diyorsun? Çok beğenilen, kadınların hayran olduğu, çok yakışıklı başrolden, kadınların hayran olduğu çok yakışıklı başrolün babasına geçiş ya da dedesine geçiş. Buna nasıl yaklaşıyorsun? Bu zamanla ilgili olan bir şeydir. Tabii ama ki öyle sen de olacak. Her şeyi çok sakin algılıyorsun. Şimdi yani, ben sana açıkça diyorum ki, yaşlandığın zaman bunu nasıl kabul edeceksin diyorum. Başrolden herkesin hayran olduğu. Soğukkanlı bir şekilde. Yani yapacak bir şey yok ki. Herkes bir gün yaşlanacak. Benim de saçım kırlaşmaya başladı her geçen gün. Biraz daha kırlaşıyor ama insanın da biraz şerefiyle yaşlanması gerekiyor. Ne yapacağım mesela, 57 yaşına gelip 22 yaşında bir manken kızla sevgili mi oynayacağım? George Clooney yapıyor ama. George Clooney de kimmiş? Seslendirmem bir daha vallahi. George Clooney sense kimleri seslendirdi? George Clooney. Ben onun hani belirlenmiş sesiyim.
Designated Voice dedikleri işte. Ajansı mı karar veriyor buna? Evet. Yani Türkiye'de neredeyse bütün filmlerini ben seslendirdim. Ama Richard arada, Gere de yakışır. Richard Gere'i seslendirdim. Pretty bir iki Woman filminde mesela. Galiba Pretty Woman'da Richard Gere Ankara'da Serhat Nalbantoğlu seslendirmişti. Özlem Ersönmez'de ve çok başarılı bir dublajdı. Çok müthiş seslendirmişti. Bence zaten müthiş dublaj yapıyoruz biz. Eskiden daha iyiydi. Şimdi o kadar iyi değiliz. Çok güzel dublajlar var ama. Eskiden daha iyiydi. Şimdi niye iyi değiliz? Çünkü çok fazla kanal var. Ha. Çok fazla film, çok fazla dizi ve onların da dublajları yapılıyor. Eskiden tek kanal vardı ya da bir iki kanal vardı ve bu işin en ustaları yapıyordu. Şimdi sokaktan geçene de seslendirme yaptırabiliyorsunuz. Şimdi yeni sezon ne zaman başlıyor? Tiyatro sezonu? Ekim'de galiba. Ekim'de. Heyecan var mı? Her sezon, her yeni başlangıçta heyecan oluyor mu? Yani bir heyecan oluyor. O heyecanda ezberi hatırlayabilecek miyiz? 3 ay ara verdik. Eyvah, unuttuk mu acaba diye. Unutursan ama profesyonel olarak hemen orada konuyu bildiğin için toparlıyorsun. Biz zaten mesela unuttuğumuz yerlere sahne arkasında nasıl unuttun? Bunu söyleyecektin, şunu söyle. Ama seyirci onu fark etmiyor bile. Çünkü biz hızlı bir şekilde hemen başka bir şey söyleyip geçiyoruz. Ama şimdi sen onu söylemezsen karşındaki de lafını söyleyemeyecek muhtemelen. Orada espri kaçıyor. Ama çok iyi bir ekiple çalıştığım için, yani Volkan benim çok eski arkadaşım, yıllarca Çocuklar Duymasın'da karşılıklı oynadık ve birbirimizin yani gözünden anlıyoruz ne yapacağımızı, ne söyleyeceğimizi. Zeyno aynı şekilde çok uyumlu bir ekip, yani kimse öyle tökezleyip düşecek durumda değil. Evet, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Birlikte olduğunuz geçti için mi? Sevgili mi? Tamer Karadağlı. Vallahi geçti ama ben bir kitap armağanı vereceğim size. Julie Booksbaum'dan, yabancı yayınlarından bu roman hakkında 3 şey. 1 bayıldım, 2 hayır gerçekten bayıldım, 3 keşke her genç bu gence bunu okumasını söyleyebilsem diyor. Bana 3 şey söyle. Bu Zeyno'ya. Ha, şimdi ben de gence deyince acaba diyecektim. Tamam, Zeyno'ya. Hangi takımı tutuyorsunuz? Beşiktaş. Hani saçım bu bile siyah biraz. Evet, biliyorum, doğru. Lefter, futbolun ordinaryusu. Takımlar üstü. Evet. Bu bir Türkiye futbol şeyi, neyi? Üstadı, efsanesi. Tabii, doğru. Ordinaryusu. İtaki yayınlarından çıkmış efendim. Bunu da futbol sever size. Teşekkür ederim. Keyifli okumanızı dileyerek armağan edelim. Harika. Teşekkür ve tekrar, ederim. Bu dövmede ne var bu arada? No mu yazıyor dövmede? Hayır, Zeyno yazıyor. Burada da kartal var. O ne öyle? Kartal. Ne zaman dövdürdün onu? Ne zaman? Zeyno doğduktan sonra. Ben dövme hayatta yaptırmam falan diyordum. Çok da karşıydım. Burada da var. Evet, orada da var. Orada ne var? O daha bitmedi. O bakalım. Yüzden... Aa, şimdi gösterme. Tamam, ben göreyim. Için. Ben sonra göreyim. Gösteririm. Yayından tamam, sonra gösteririm ama hani kızımın adını seve seve yazdırdım. Buraya kimin adını yazdırdın acaba? Orada bir isim yok. Orada bir imge var. Anlaşıldı. Ya gibi, evet. Tamam, peki. O zaman hemen yayını bitirmeliyim ki şu dövmeyi göreyim. Merak ettim çünkü ben de bildiğiniz meraklı. Efendim, bizlerle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Çok değerli bir isimle kapatıyoruz. Sevgili Tamer Karadağlı'ya da çok teşekkür ediyoruz ben bizimle birlikte ederim. Olduğu için. Yine çağırın, yine geleyim. Gel, biz çok bekledik. Biz bir hafta sonra. Yani, şimdi bu söylenir mi? Yine çağırın. Sanki çağırdığımızda ertesi gün geliyor da. Neyse. Onu da bilahare anlatırım size. Geç olsun güç olmasın diyoruz. Hoşça kalınız efendim. Kendinize iyi bakınız.